Daha sonraki süreçlerde gördük ki yani oradaki hakim düşünce, egemen güç, zaman zaman generaller bir kısım örgütleri de baskı yaparak, bir kısım örgütlerde toplantılar yaparak, bir kısım örgüt başkanlarını yanlarına alarak herkese ne yapmaları gerektiğini ultimatonu verdiler. Karadayı'nın özel kalemi Sayın Baydur arıyor. Diyor ki iyi yaptınız, elinize sağlık, devam edin, arkanızdayız. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda iş alemi toplanıyor. Meslek örgütlerinin başkanları, iş dünyasının önde gelenleri toplanıyor ve onlara sözüm ona briefingler veriliyor. Yani özel seçilmiş olanlara briefingler veriliyor. Şimdi dünkü konuşmadan sonra benim ileri sürdüğüm birkaç nokta var. Bunlara cevap verilmiş değil hala. Bunlardan bir tanesi şu. O gün Beşli Çete'de ya da yıkım ekibinde görev alan örgütler ya da bu örgütlerin başkanları ile ilgili çeşitli şayialar var benim kulağıma gelen. Kamu bankalarından, kamu kaynaklarından, kamu arazilerinden herhangi bir kimseye bir imkan, bir fırsat, bir imtiyaz sağlanmış mıdır? Bunun araştırılması lazım. Söz gelimi herhangi bir kimseye banka kurma izni verilmiş midir? Bunun ortaya çıkartılması lazım. Yine o dönemde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri isim de veriyorum. Tuncer Kılıç Paşa'nın bizzat organize ettiği, hatta örtülü ödenekten desteklediği iddia edilen Avrupa'daki Türk işçilerine yönelik kurulmuş derneklere yönelik manipülasyonlar var. Bunların üzerinde bir kısım koordinasyon kurulu adıyla dernekler oluşturuldu, üst platformlar oluşturuldu. Bu platformların başına hatta Avrupa'daki kimi camilerin derneklerinin başına duyduğumuza göre, duyumlarımıza göre emekli subaylar gönderildi oraya. Bizzat onlar organize ettiler. Akredite dernekler özel olarak desteklendiler, öne çıkarttılar. Bunun açığa çıkartılması lazım. Daha sonraki süreçte 28 Şubat orada bitmedi. 28 Şubat 2006'da başka bir sendikal platform, sivil toplum örgütleriyle başka bir platform kurmaya çalıştı. Şener Er Uygur'un başkanlığında biliyorsunuz 41 örgüt bir araya geldi ve bir ulusal birlik hareketi adı altında yeni bir birlik hareketi oluşturmaya çalıştı. Ve nitekim bunlar Ergenekon dosyalarına girdi. Kimi JITEM toplantılarının kimi sendikalarda yapıldığına dair iddialar ortaya çıktı. Bunların hiçbirisi yalanlanmadı. Bilakis Ergenekon iddianamelerine baktığımız zaman buraların zaman zaman bu bahsettiğim konulara yönelik bir kısım notlar olduğunu görüyoruz, iddialar olduğunu görüyoruz. Bütün bunların ciddi ciddi araştırılması lazım. Şimdi dün konuştum, çıktım. Benden sonra konuşan ya da daha sonra bilgisine başvurulan o dönemin Beşiktaş'ında yer alan arkadaşlardan bazıları demişler ki efendim biz Çiller'le ilgili, Sayın Çiller'le ilgili ikna odası ki Hilton'da kuruldu, Ankara Hilton'da 9. katta, iyi biliyorum orayı. Biz orada yoktuk ya da biz orayı hatırlamıyoruz demişler. Şimdi düşündüm yani bu arkadaşlar için, bu arkadaşlar dürüst arkadaşlardır. Karakterlerine güvenirim yani inkar etmezler o toplantıyı. Ama ola ki hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Unutmuş olabilirler. Ya da bir sağlık sorunları olabilir. Kendilerine acil şifalar da dilerim tabii. Ama bunları biraz hafızalarını tazelemek zorunda arkadaşlarımız. Bunları hatırlayamazlarsa bana kalırsa Sayın Refik Baydur'un bizim çete kitabında ilgili sayfayı okurlarsa orada kimlerin katıldığı eksik de yazılmıştır ama kimlerin katıldığı var. Mesela orada Sayın Faruk Yücel'in adı geçmiyor. O dönemin Ziraat Odalar Birliği Başkanı şu an Samsun'da. O dönemin tanıklarındandır ve orada bulunuyor. Sayın Çiller'e hükümeti bozması, yıkması konusunda nasıl baskı yapıldığının tanıklarından bir tanesi de odur. Ve inanıyorum ki Darbeler Araştırma Komisyonu'na Sayın Çiller de davet edilecektir ve o da Evet. orada herhalde bu görüşlerimi teyit edecektir. Ama yıllar önce yazılmış Sayın Baydur'un kitabında o toplantıya ilişkin notlar var. Ama Bunun efendim dışında çok Bir pardon. cümle daha ilave edeyim izin Buyurun, verirseniz. peki. Bunun dışında işe parlamentoyla başlamak gerekiyor diyorlar. Ya parlamentoyla başlamak, irtica sorunuyla yola çıkıp da, irtica iddiasıyla yola çıkıp da parlamentoya başladınız mı? Yani parlamentoda bir lobi çalışması yapmak gerekir anlıyorsunuz değil mi? Hayır, o çıkmıyor ortaya. O çalışma başladıktan sonra 76 tane parlamenter siyasi partilerinden istifa etmek ya da siyasi partilerini değiştirmek zorunda kalmışlardır. Şimdi
sivil toplum örgütlerinin görevi midir, derdi midir parlamentodaki aritmetiği değiştirme konusunda bir kısım çabalar içerisine girmek, gayret içerisine girmek? Sonra siz siyasi parti değilsiniz. Kim adına niçin yapıyorsunuz? Halk onlara ait olduğu partilerde oy vermiştir. Nitekim o gün o partilerini değiştirenlerin bugün hemen birçoğu parlamentoda bile bulunmamaktadır. Demek oluyor ki yani o gün insanlar o günkü siyasi konjonktürü veri alarak bir pozisyon tutma kolaycılığını tercih etmişler ama halkımız demokratik ahlak, demokratik tutarlılık bakımından, demokratik terbiye bakımından tutarlı davranmayanları daha sonra parlamentonun dışında bırakmıştır. Ve hatta o dönemde o olağanüstü koşullarla iktidara getirilen kimi siyasi partiler daha sonra parlamento dışında kalmışlardır. Ya da kimi siyasetçiler parlamento dışında kalmışlardır. O açıdan kimsenin halkın seçtiklerini, halkın iradesini beğenip beğenmeme imtiyazı yoktur. Sayın Çiller çıkışta bir açıklama yaptı. Kendisi mağdur sıfatıyla çağrılmıştı 28 Şubat soruşturması kapsamında. Şikayetçi olmayacağını söyledi. Yani halbuki hükümet dağıtıldı. Kendisi yani refüze edildi. Sonuç olarak Türkiye'nin çok büyük sıkıntılar çeken insanlarından bir tanesi, bir siyasetçi olarak en azından. Şimdi ay benzer bir şey mesela Süleyman Demirel de diyor ki 12 Eylül'le alakalı söylüyorum bunu. Ben kendi içimde hesaplaştım. Daha fazla kurcalamaya gerek yok diyor. Bu kadar sıkıntılar çekmiş insan.